Sayın Rövanş izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği Banko'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 33. haftada bir küçük çaplı şova imza attığımız Özgür Hocam'la beraber 34. haftanın maçlarının analizini yapacağız. Konumuz yine Türkiye Süper Ligi. Bildiğiniz üzere bütün maçların tahminlerini yapacağız. Bu hafta bir derbi var. Derbinin analizini tahminlerimizle sizlere göstereceğiz. Hocam nasılsın? İyidir hocam. Güzel bir hafta tamamladık geçen hafta. Hı hı. Onun dışında bu hafta biraz fikstür sıkıntılı. Sen nasılsın diye sorayım. Hep sormuşsun diyorsun. Hocam ben iyiyim. Fikstür yani ben tahminlerime bu hafta için güveniyorum. Çok şey tahminlerim yok. Evet. Güvendiğim tahminler maçlarda da şimdi küme düşenler savaşı var. Üçüncülük, dördüncülük Avrupa yarışı var. Zirve yarışı hala devam ediyor. Bakacağız, tahminlerimize bakacağız. Nedir, ne değildir. Analizlerimizi yapacağız. Hocam hazırsan Cuma ile başlayalım. Adana Demirspor Galatasaray maçı. İlk sen, ben gireyim mi hocam? Sen gireyim, Galatasaray'sın. Şimdi Galatasaray bildiğiniz üzere Fenerbahçe Sivasspor beraberliğinden sonra şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantajı eline geçirdi. 4 puanlık bir fark var ve sondan bir önceki haftada içeride Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray'ın kültüründe son 5 hafta lider girdiği ligi şampiyon bitirmek artık farzdır. Bu maçlarda Adana Demirspor maçında Fenerbahçeliler veya Galatasaraylı olmayan insanlar bir puan kaybı bekliyorlardır. Ve Galatasaray'ın Adana deplasmanlarında zorlandığına dair bir ortam da oluştu. Ancak bu deplasmanda zorlanmayı ben Alanyaspor'da da bekliyordum. 4-0 bitti. Kasımpaşa'da bekliyordum. Hasbel kadar zorlandık ama 4-3 kazanarak ayrıldık. Yani o eski Galatasaray durumu yok. Takım çok güçlü durumda. Form olarak da çok iyi durumda. Bu sebeple hocamla biz şimdi tahminleri bilmiyoruz. Evet. Bilmediğimiz için hocam bana hocam büyük ihtimal seninle aynı tahmini yaptık dedi. Hocamın da söylediği kadarıyla şimdi ben bu tahmini yaptım. Hocam da aynı tahmini yaptı mı acaba? Evet, aynı tahmin. Aynı tahmin. Şimdi sen başka bir şey mi yazacaksın? Evet, başka bir tahminim daha var benim. Benim tahminim maç sonucu 2-1.5 üst 1.48 oran. Galatasaray burada bir sürprize veya puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Hocamın da ilk tahmini galiba buymuş. Hocam da şey yapsın. Değerlendirebilirsiniz. Galatasaray'a güveniyorsanız, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorsanız gayet 1.48 güzel bir oran değerlendirebilirsiniz. Sen de hocam. Hocam çok güzel değerlendirdim. Ben de Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini, hatta bol gollü bir maç bekliyorum. Galatasaray'dan da en az 2 gol bekliyorum. Hı hı. Benim burada tek yanılgım şöyle, bende bir istatistik var. Galatasaray şu ana kadar bütün oynadığı deplasman maçlarında 8 gol yemiş. Bunu 3'ünü de geçen oynadığı Kasımpaşa deplasmanında yedi. Hı hı. Kasımpaşa deplasmanında da stoperde Berkan Kutlu vardı. Asıl mevki stoper değil zaten. Hı hı. Ben bu yüzden Galatasaray'ın gol yemeyeceğini düşünüyorum ama Adana Demirspor bu sezonun sürpriz takımı. İçeride de zaten Süper Lig'de 4. durumda iç saha maçları açısından. Ben bu yüzden ilk yarı iki takımın birbirini tartacağını, biraz da böyle koz paylaşım. Belki bir gol olabilir. Hı-hı. Ama ben ilk yarı 1.5 alt da önerebilirim. Hı-hı. Seyircilerimize. Ama ben Galatasaray'ın yine Icardi çıkar, iki tane atar, biri kafayla biri penaltı. Hı-hı. Falan belli olmaz. Ben o yüzden İkinci yarıda daha çok Galatasaray'ın yükleneceğini ve gol yollarında şöyle göstereyim. Tahminim en çok gol olacak yeri ikinci yarı. Hocam onu sen yazarsın. Hocam tamam. Yazana kadar ben şunu da şey yapayım. Şimdi hocamın analizi bu yönde. Yediğimiz golleri de bu şekilde analiz yaptı. Hocam yukarıyı indirmen lazım. Heh. Şöyle göstereyim. 1.76 oranı var. Hocama da bir öneride şöyle bulunmak istiyorum. Galatasaray ikinci yarı daha çok gol atarı da değerlendirebilir misin? Evet, onu da değerlendirilebilir. Şimdi onun oranı nedir bilmiyorum. Evet. Bir bakabilirsin hocam sen telefonunda varken. Çünkü Galatasaray hocamın da analizleriyle dediğine göre baktığımızda şimdi Adana Demir'e karşı gol yememe ihtimali var diyor. Ancak ilk yarıda da bitirebilir. Maç sonucu 2'nin oranı da gayet iyiydi. 1.40 gibi bir oranı vardı. 1.5 üstü zorlamayayım. Ben MS2 oynayayım diyorsanız onu da değerlendirebilirsiniz. 1.97'ymiş. Galatasaray ikinci yarı daha çok gol atar. Mesela şimdi seninle bunu tartalım hocam. Bankonun amacı bu. Evet. Sence ikinci yarıda daha çok gol olur mu, yoksa Galatasaray ikinci yarı daha çok atar mı? Bence daha çok gol de olabilir. Çünkü Adana Demir içeride gol ortalaması 2. Hı hı. Yani hiç, tamam evet Galatasaray'la oynamadı ama hı hı. En azından ben Adana Demir'in ikinci yarıda da bir gol bulabileceğini, Galatasaray'ın belki 0-0 biter ilk yarı. Olabilir. O da olabilir yani. Ben öneri olarak sana sundum hocam. Ben oynayın diye söylediğim değil de hocama bir öneri, evet, olarak sunduğum bir şey. Hocamın tahmini 1.76, benimki de 1.48.
Geçiyorum cumartesi hocam. Ekleyeceğimiz bir şey yoksa. Kasımpaşa Samsunspor. Çok fazla üstünde durmayacağım hocam. Kasımpaşa Gaziantep'e karşı bir mağlubiyet aldı. Evet, Samsun'la Adana Demir'le içeride bir bir berabere kaldı. Yani her sonucun çıkabileceği bir maç. Evet. Kasımpaşa yense neden demeyiz. Samsun'da aynı şekil. Üst olsa alt olsa yani birazcık garip iki takım. Gol çok gol bulabilecek de iki takım baktığımızda üst kokan bir maç. Hocam ne yazdığını bilmiyorum. Şimdi ben bu maçta şu tahminimi yaptım. Karşılıklı gol var diyorum. Kaybeden bir Kasımpaşa, kazanmak durumunda olan ve üst taraflara 3. 4. yarışında olan Kasımpaşa'nın golü bulabileceğini düşünüyorum. Samsun'da karşılık vererek bol gollü bir maç beklentisindeyim. Neden 2.5 üst demedim? Çünkü bir takımın 3 tane gol atacağını düşünmüyorum hocam. Yani, evet. Bu sebeple karşılıklı gol daha mantıklı geldi. 1.41 değerlendirebilirsiniz. Çok güzel değerlendirdin hocam. Ben burada Samsun Spor'un biraz da orta sıralara artık demir attın. Yani küme düşme korkusu çok az Samsun Spor'dan. Kasımpaşa'nın da bir Avrupa isteği var. Evet. O yüzden ben bu hafta Kasımpaşa'nın en az 2 gol atarak kazanacağını düşünüyorum. Ama yine de Samsun Spor tehlikeli bir takım. Tamam evet deplasmanda skor olarak kötü bir takım olmasına rağmen oyun olarak yine bir şeyler vaat ediyor. Anadolu üstü demiştik geçen de. Evet. Ben bu yüzden ev sahibi en az bir arayı kazanır tercihini değerlendirmenizi istiyorum. 1.50 oranı da var. Yani zaten maç sonucu oranı da yüksek. Berabere de bitebilecek de bir maç. KG'de olabilecek bir maç. Yani hocam da söyledi zaten. Hocam bir sonra diğer maça geçelim. Geçelim. Sivas Spor, Konya Spor. Sivas Spor, Fenerbahçe maçından sonra bu medyada popüler olan bir takım. Evet. Yani sürekli konuşulan. Reymanay'ın penaltısından tut. Bülent Uygun'un açıklamalarına kadar. Konya Spor'da da hocamla burada konuşurken Konya Spor Alanya maçında karşılıklı gol var bekliyordun hocam. Konya Spor'un bir golü bulabileceğini düşünüyorduk ama Konya Spor evde Alanya'ya karşı 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Konya Spor düşme potasında ama ben de düşmeye meyilli bir takım olduğunu düşünmüyorum hocam. Evet, Antepler, Hataylar falan varken Konya oradan bir şekilde sıyrılacağını düşünüyorum. Bu maçta da Sivas Spor'un iyi giden form grafiği ve evde oynayacağını da düşündüğümüzde oranı, MS1'in oranı birazcık şeydi hocam, korkutan cinstendi. Maç sonucu 0 kokusu alıyorum, buram buram alıyorum. İlk yarı 0'da olabilecek bir maç. Kokusunu alıyorum ama ben bu maçta ev sahibinin, hocamın önceki tahminin aynısı, bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. 1.58 oranı var. 1-0 belki biter. 1-0 gibi bir şey olabilir. Sivas Spor'un inşallah bu tahmine göre kazanacağı bir skor olur diyorum. Hocama atıyorum pası. Geçen haftaki Alanya Spor yenilgisinden sonra özellikle içeride kaybettiği için Konya Spor'a çok güvenmiyorum. Hı hı. Güven vermiyor bana. Yani gol yollarında da. Sivas Spor'da yani 3 gol atar mı? Ben atacağını düşünmüyorum. İki takımın da düşünmüyorum. O yüzden ben hem istatistiklerine de bakarak içeride dışarıda performanslarına ben bu maçın 2.5 alt biteceğini düşünüyorum. 1.46 oranı da var. Diğer tahminim de maçın şimdi evet Konya Spor nasıl diyeyim düşmemeye oynuyor. Evet. Sivas Spor'un da bir Avrupa macerası isteği var Bülent Uygun'un. Fenerbahçe beraberliğinden sonra da bir göz kırptı Evet. Yani Avrupa için. Ben burada iki takıma da yaramayacak skor aslında bu. Ama iki takımın da ben beraberliğe hayır diyeceğini düşünmüyorum aslında. O yüzden ben MS0 2.85 oranı var. Bu haftanın berabere bitecek ilk maçı budur diyorum. Diyorsun hocam. Aynen. 1-1 diyorsun. 1-1, 1-0-0 ama senin yarı kazanırın yani da var. Yani ilk yarı 1-0 olursa. İlk yarı 1-0 olursa ne kadar güzel olur. Güzel olur. Hocamın da tahminleri tutar. 2.5 alt tahminini yaptı. Biz önceki 33. haftada bir maçtan 3 tahmin tuttuğu da oldu. Beşiktaş maçında, Galatasaray maçında 3 tahminimizin de geldiği maçlar oldu. Bunun maça da bakacağız. Sivas Spor belki şaşırtır. Bu maçta gol şov çıkar. Yani. Bilemeyiz. Ama koku birazcık onu gösteriyor Evet. Bize. Geçiyorum hocam. Cumartesinin 7 maçına Hatay Spor, Başakşehir. Çok üstünde durmadan şöyle diyeceğim. Başakşehir Avrupa mücadelesi için kazanmak zorunda. Çağdaş Atan Trabzonspor'un kupayı kazanmasını istediğini ve sonrasında da 5. olarak Avrupa'ya gitme hayalinin olduğunu açıkladı. Böyle bir hayali olan takımın antrenörü bu maçları Hatay Spor gibi yani düşme hattında olan ve iyi de top oynamayan takımlara karşı galibiyet alması gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir kazanır bahsini de kullanabilirsiniz ama Hatay evde olduğu zaman çok garip skorlar Evet. çıkabiliyor, şaşırtabiliyor. Yani
çok sıkıcı maçlar da geçebiliyor, bol gollü maçlar da geçebiliyor. Bu yüzden yine aynı şekil bu mantıktan devam ediyorum. Kesin olması için, garantiye yönelmek için. Başakşehir'in yani deplasmanın bir yeri kazanabileceğini düşünüyorum. Oranı da 1.55. Gayet iyi de bir oranı var. Çünkü Başakşehir'in 2.30'a yakın bir oranı vardı hocam. Evet, yanlış olmasın. Biraz da gözüm yemedi. Yani yazmaya da şey yapamadım. Bu sebeple 1.55 oran var. Değerlendirebilirsiniz. Yine hocam çok güzel değerlendirdim. Hocam böyle şey gibi olduk hocam. Maşallah hocam. Onlara da her türlü övgü alıyorum konuştuktan sonra. Ama güzelmiş hocam övgü almak. Evet, ben de yine söyleyeyim yine şey oldum böyle. Sıkıntı böyle. Hani, gel. Şimdi küme düşmemek isteyen bir Hatay var ama Hatay küme düştü gibi yani bakıyorum ben. Oynadığı oyunu oradan çıkamaz diyorsun yani. Yani evet çıkamaz. Zaten deprem de atlattı şehir evet. Yani çok badireler atlattığı için ben Hatay'ın bir alt lige düşeceğini artık kesinleştiğini düşünüyorum. Başakşehir'de yani hocam çok skor yapan bir takım değil Başakşehir aslında yani bakıldığında. Böyle ne 2.5 alt biter ne 3.5, 2.5 üst biter ne 3.5 alt biter diye düşünüyorum bu evet, maç için. Evet. O yüzden ben yani burada bir gol de olmaz açıkçası. Ben Hatay'ın belki atar ama Başakşehir'in de 3 gol atabileceğini düşünüyorum. Yani 2'de takılır. Hatay'da bir tane atarsa atar. Ben bu maçın 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. 1.78'de oranı var. Yani belki 1-1 de bitebilir. Mesela i̇şte böyle 1-1 olsa yani yine bana da yarayabilir. Yani evet. Ama bu maçta ben de böyle bol gollü bir şey beklemiyorum. 1-0 olursa hocam biraz üzülebilir. Evet. O yüzden 1-0 olursa da benim tahmin burada bir anda baş gösteriyor. Ama yani beraberlik 0-0 hiç beklemiyorum. Yok 0-0 olmaz. Başakşehir kazanır zaten. Yani hocam. Beklemiyorum. Bu sebeple iki tahmin var. Mantıklı olan. Yüksek hocamınki 1.80'e yakın oranı var. Benimkinin oranı 1.55. İstediğinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi cumartesi günü bir derbi var ama derbiyi maçların en sonunda konuşacağız. Hem de değerlendiririz. Tahminimizi de ona göre yaparız. Geçiyorum pazarı hocam. Alanya-İstanbulspor maçı. Ben yazdım hocam sen yazana kadar açıklayayım. Alanyaspor gayet iyi bir şekilde, formda bir şekilde devam ediyor. Deplasmanda Konyaspor'a karşı da 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Yani hocam 3. 4. Avrupa yarışında şöyle bir durum var. İki takım iyi durumda. Diğer iki takım hasbel kadar iyi ama alttan da Alanya-Sivas da iyi formda bir iki takım da gelebilir. Bu sebeple Alanya'nın İç sahada İstanbulspor'a düşmesi kesinleşen İstanbulspor'a karşı kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama oranı da düşüktü galiba yanlış hatırlamıyorsam. 1.20'lerdeydi Alanya'nın. Bu sebeple benim düşüncem şu, Alanya'nın ilk yarıda İstanbulspor'a karşı en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple ilk yarı ev sahibi 0.5 üst 1.33 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Güzel bir oran geldi bana. Değerlendirebilirsiniz. Topu hocama atıyorum. Hocam Alanya Spor İstanbulspor'u ağırlıyor. Yani düşmesi kesin olan takımlarda zaten dediğin gibi oranlar biraz da düşük oluyor. Ama ben ilk yarıda burada geçen Karagümrük maçından dolayı ben İstanbulspor'a biraz şüpheyle yaklaşıyorum. O yüzden İstanbulspor belki gol atar. Yani belli de olmaz çünkü rahatlar ya yani bir gol bulabilir belli de olmaz. Alanya Spor açık da verebilir. O yüzden ben ama maçı kesinlikle Alanya kazanacaktır. Yani Fatih Tekke'nin ben Avrupa için sonuna kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. O yüzden ben maç sonucu 1 ve 1.5 üstü değerlendirmesi isterim açıkçası. 1.35'te oranı var. 1.35'te oranı var. Belki 2.5 üstte denenebilir. Ama ben daha garanti olsun. Yani 2-0 da olabilir Alanya yani. En az 2 gol atar Alanya bu arada. Bunu da dile getireyim. Hocam 1.35 orandan MS1 1.5 üst. Ben de ilk kere ev sahibi 0.5 üst tahmini yapıyorum 1.33 orandan. Geçiyorum hocam. Bu haftanın en illet maçı benim düşünceme göre. Evet, ne olacağı kötü. Belli olmayan bir maç. Hocam Pendik'in kalecisi de sarı kart cezalı. Erdem Can Polat mıydı hocam? Ben bu maçtan izleyenlere uzak durmasını öneriyorum. Sebebi şu, Kayserispor uzun süredir 3 puanı hasret bir şekilde ilerliyor. Pendik Spor'da da düşme hattında bir galibiyetle nefes almak isteyecektir. Kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum Pendik Spor'un. Galatasaray'a karşı 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Hocamın da dediği gibi kalede bir sıkıntı var. Sarı kart cezalısı. Oynayacak kaleci de çok yani arızalı diyorsun. Kaleci. Bu sebeple şimdi bu maça ne söylesek birazcık ucu açık kalıyor. Ama en mantıklı tercihi yapmaya çalıştım ben. Düşüncem şu yönde, Pendik kendi sahasında bir şekilde gol bulabileceğini düşünüyorum. Aynı tahmin yapmışız hocam ya. Aynı mı? Aynı. Kaç hocam oranı? 1.42 ben. Dur bir saniye. Yazdım ben dur. Sen de kas silmene gerek yok. Karşılıklı gol var diyorum. 1.42 orandan şöyle göstereyim. Hocamla da
ortakmış. Tamam. Gösterelim bu şekilde. Kayserispor düşme potasında olduğu için ve Pendik'te artık iki düşme potasında olan takımın kapışması olacağı için ben üstte bekliyorum ama mantık hocam. Biri 3 atamaz düşüncesinden karşılıklı gol var. Tahminini yaptım. Pası hocama atıyorum. Ya hocam ben de KG'ye var dedim zaten bu maça. Yani Burak Öğür sanırım. Yani Pendik Spor'un bu maçta kalecisi olacak. Yani bir kaleci daha var ama genç bir kaleci. Onun oynayacağını sanmıyorum. Yani oynadığı maçlara baktım. 3 maçta oynamış sanırım. 2 tanesinden 5 yemiş. Yani o yüzden bana hiç güven vermedi Pendik'in kalecisi. Kayseri geçen hafta söylemiştim ben. Burak Yılmaz'la yollar ayrılabilir, kaybedecek maçı falan ama diye ayrılmadı yollar. Şaşırtıcı. Zaten Pendik'in de bir tık üstünde. Pendik yendiği zaman da belki rakibiyle yaklaşacak puan olarak. Bu yüzden en mantıklı tercih bence de KG var. Yani diğer maça geçelim hocam. Rizespor Ankara Gücü. Kupada Beşiktaş'a 0-0 beraber kalan bir Ankara Gücü var. Beşiktaş'a nazaran baktığımızda daha iyi oynayan bir Ankara Gücü, pozisyon bulan bir Ankara Gücü vardı. Benim düşünceme göre Ankara Gücü'nün kafası, yani genel takımın da hocasının da kafasında hep bir kupa mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşme hattığı ile alakalı bir problemi olmayan Ankara Gücü. Ama Rizespor'da dediğimiz gibi 3.lük 4.lükte bir ihtimali olan bir takım. Rizespor kendi evinde farklı oynayan bir takım. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu şeyleri teraziye koyduğumda benim için mantıklı olan tercih maç sonucu 1.86 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi yarı kazanırı da düşündüm. Onu da yazabilirsiniz. Ancak Rizespor'un ben bu maçta mağlubiyet alacağını veya puan kaybedeceğini düşünmediğim için MS1 1.86 tahminini yaptım. Evet hocam, yani maç zaten Rize kokuyor yani belli. Burada zaten Rize'nin ev sahibi olduğu zaman performansı da zaten 11 galibiyeti var. 3 beraberlik, 3 yenilgi aldığı notlarda. Ankara Gücü de deplasmanda sadece 2 galibiyet alabilmiş. Mujakić sarı kart cezası. Morutan da geçmiş olsun çok kötü bir sakatlık kupa maçında. Aşil tendonunu koparmış. Morutan bu arada yani önemli bir oyuncusuydu Ankara Gücü'nün. Bu maç zaten Rize'ye bakıyor belli olarak. Ben Rize'nin de kazandığı maçlara baktığım zaman da hep böyle gol ata ata kazanıyor. İlhan Palut da Beşiktaş'a göz kırpıyor şu anda. Teknik direktörlük için. Ben biraz da bu maçın şov olacağını, berabere kalan Beşiktaş'ın üstüne de ben rendim bak Ankara Gücü'nü der gibi İlhan Palut'un gol yollarında etkili olacağını düşünüyorum. 1.81 ev sahibi 1.5 üst gol. Değerlendirebilirsiniz. Güzel de bir oranı var. Ben yine benim tahminimle alakalı ev sahibi yarı kazanır da muhakkak oranına bir bakın. Belki ben güzel bir oranı var ama tahminlerime hoca ona gelecektim. 1.36 falandır. Onu da kafanızın bir ucunu yazmanızı öneriyorum. Geçiyorum pazarın son maçı hocam. Trabzonspor Gaziantep. Trabzonspor Karagümrük'e karşı 3-2'lik bir galibiyetle ayrıldı. Enis Testa'nın kırmızı kartından sonra uzun bir süre 10 kişi oynayan Trabzon golü de buldu, skoru da almayı başardı. Trabzonspor için kupa önemli bir durumda baktığımız zaman. Beşiktaş için neyse Trabzonspor için de o durumda. Karagümrük'ü eleyebileceklerini düşünüyorum Trabzonspor'un. Ancak bu maçta bu bir hafta öncesinde galibiyet almış bir Gaziantep. Galibiyet hasreti olmayan bir takım diyeyim en azından. Trabzon'da en son içeride Sivasspor'a karşı bir mağlubiyet yaşadı. Onaçun'un artık döneceği. Çünkü Karagümrük maçında da oynadı. Döneceği ve Trezeguet'in de oynayacağını düşünüyorum ben. Belli de olmaz ama tam kadro olan Trabzonspor'un Enis Testa hariç Gaziantep'e karşı galip geleceğini düşünüyorum. Tahminim maç sonucu 1.32. Hocamla ortak gösterelim. 1.32 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. 1.5 üst, 4.5 alt onlara çok giremedim. Abdullah Avcı çünkü başında bu takımın. 1-0 da bitse olur. Bol gol 3-1 3-2 de bitse olabilir. Bu sebeple uzak durdum. 1.32 al baba Allah bereket versin dedim yani. Hocam ben bir tahminim daha var ekstra olarak. Şimdi Antep'in düşmemesi lazım. Selçuk İnan da hücum futbolu oynatıyor. Yani belki gol bulabilir diye düşünerek. Ben burada KG var tercihini yaptım. Yorgun bir Trabzonspor. Kupadan sonra gelen. Bir de 10 kişi oynadı. Bol gollü de bir maç geçti. Ben o yüzden Antep'in gol atabileceğini düşünüyorum. Peki. Ama benim ikinci tahminim 1-0'da bitebilir dediğin gibi. Evet. Yani o seyircilerimize buradan da maç sonucu bir tercihin değerlendirmesi ilk önce öneriyorum aynen. Geçiyorum pazartesi hocam. Geçelim hocam. Karagümrük Antalya Spor maçına. Şimdi biz burada bazı maçlarla alakalı bazı sinyaller yakıyoruz.
oranların açılmamasından kaynaklı olarak uzak durmanız gerektiğini öneriyoruz. Karagümrük İstanbulspor maçı mıydı hocam önceki hafta? Evet. 4.5 altlı tahminler açılmadı. Bazı tahminler eksik bırakıldı. Ve bu maçta da mesela bazı klasik tahminler eksik bırakılmış. Birazcık dikkat etmeniz lazım bu maça. İddia yani uygulamalar neden böyle yaptığına dair bir şüphe var, soru işareti var. Bilmiyorum. Bu sebeple tedbirli olalım bu maçla alakalı önerisini yaparak şunu söylüyorum. Antalyaspor çok golcü bir takım değil baktığımız zaman. Golcü bir takım değil. Karagümrük'te Trabzon maçından çıktı. Bir yorgunluk veya kafalar ikinci maçta olabilir. Bunlar yaşanabilir. Ancak düşme potasında Karagümrük. Bunu da biliyoruz. Benim düşme hattındaki olan takımlar arasında en beğendiğim takımlardan biri isim olarak. Gayet iyi bir takım. Emre Mor'u, Can Keleş'i, Ryan Mendes'i, Feguli, Bertolacci. Yani bence ligde kalabilecek bir takım olduğunu hocam, düşünüyorum. Hocam saydığın isimlerin yarısı yok maçta. Yok ben genel olarak bahsediyorum. Şimdi bu maç özelinde baktığımızda bu saydığım isimlerin olmayacağı bir maç. Antalyaspor gol bulabilir düşüncesindeyim ama düşme potasında yangın olmuş bir Karagümrük'ün de gol bulabileceğini düşünüyorum. Taraf bahsinden dediğim gibi uzak duralım ve bu maçtan da tedbirli olalım diyerek 2-3 gol diyorum. 1.78'de oranı var. Değerlendirebilirsiniz ve topu hocama atıyorum. Hocam kadro kalitesi evet güzel bir takım Karagümrük ama başındaki hoca maalesef bence hoca değil. Yani Tolunay Kafkas cidden çok kötü bir futbol oynuyor. Ne oynattığı belli değil. Ben hiç beğenmiyorum Tolunay Kafkas'ı zaten. Yani buradan da selam olsun ona. Selam olsun tabii. Antalya'da da Sergen Yalçın var. Aynı İlhan Polut gibi Beşiktaş'ta isim anılıyor. Evet. Onun da bir Avrupa hedefi var. Antalya Spor'u götürmeye. Yani o da Beşiktaş'a göz kırpabilir. Bak ben Antalya'yı yükselttim, formdayım diyebilir. Ben Karagümrük'ün ben bu maç kazanabileceğini düşünmüyorum. Ve kupadan da yorgun olduğu için. Ben burada 0-2 çifte şans. 1.32. Hocam ÇŞ de yazsan oraya. ÇŞ yazayım mı? ÇŞ yaz hocam. Hemen şu tarafa yazarsan daha iyi olur. ÇŞ de yaz. Aynen. Şimdi bir daha göster. Tamam. Ben 0-2 çifte şans, 1.32'de oranı var. Neden Antalya galibiyeti demedin? Karagümrük düşme oynuyor. Oyuncuların belki bir reaksiyonu olabilir. Berabere de bitebilir bir maç ama ben Karagümrük'ün kazanabileceğini düşünmüyorum bu maçı. Biraz da zaten sıkıntılı bir maç. Oranlar da açılmadı. Hocam da dedi. Benim değerlendirmem bu maç hakkında böyle hocam. İstiyorsan derbiye geçelim. Şimdi geçelim derbiye. Fasulyenin faydalarına. Şimdi derbiyle alakalı ben şu an tahminimi yazmıyorum. İlk önce bir maçı bir konuşalım. Şimdi maçla alakalı oranları gördüğümüzde ilk açılan oranlarda Fenerbahçe 1.26 gibi bir oran verilmiş. Aynen. Bu derbilerde genellikle çok yaşamadığımız şeyler 1.26 gibi oran verilmesi. Bu 1.26 oran sonrasında neler yaşanabilir? Bunu düşündüm bakarken de. Bu 1.26'yı motivasyon olarak kullanabilme ihtimali olan bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Ha biz bu kadar kötü bir takımız. Böyle miyiz? Hadi görelim o zaman. Gibi bir mantıkla Fenerbahçe'ye karşı çıkabilir Beşiktaş. Birinci düşüncem bu şekilde. Ki Beşiktaş'a da 5.80 gibi bir oran verilmiş. Gayet yüksek bir oran. Yani bu oranları hazırlayan iddiaya göre diyelim. Fenerbahçe %90 kazanacak. Geçen hafta Sivas'la aynı oran yani. Yani %100 kazanacak mantığında bir oran açıklamış. Beşiktaş futbol takımının yönetiminin, antrenör ekibinin buna ne gibi reaksiyon vereceğini göreceğiz. Bu oran olarak baktığımda bu oranı kullanıp motivasyon elde edebilecek bir takım olursa farklı bir maç olur diyorum. Bu birinci düşüncem. İkinci düşüncem bu bir derbidir. Beşiktaş'ın durumu, Fenerbahçe'nin durumu ne olursa olsun bu bir derbidir. Derbide 3 ihtimallidir. Bu her zaman herkesin de bildiği bir konu. 3 ihtimallidir. Bildiğimiz mesela en son oynanan Kadıköy'deki derbi 2-0 iken 1-0 iken bir anda 10 kişi kalan Beşiktaş 4 tane gol atarak hocam oradan bir zaferle ayrıldı. Bu bir derbi olduğu için her zaman bir ihtimal olarak kafanızın köşesinde olsun. Beşiktaş kötüdür, Fenerbahçe iyidir veya buraları düşünmemenizi öneriyorum. Bir de Fenerbahçe tarafına geleceğim. Sivasspor karşılaşmasından sonra İsmail Kartal'ın eleştiri aldığı, oyuncuların eleştiri aldığı ve motivasyon olarak, özgüven olarak ne durumda olduğunu bilmediğimiz, belki bitik bir takım, özgüven olarak bitik bir takım olabilir. Bu sebeple taraftarlarına bir özür maçı olabilir. Yani Fenerbahçe taraftarları eğer varsa yorumlarda Beşiktaş'ı 4-0, 5-0 yense hani mutlu olabilecek taraftarlardı. Bu bir derbi olduğu için. Her tarafından baktığımızda Fenerbahçe'nin bir özür maçı, Beşiktaş'ın ise
kendini gösterme ve taraftarlara son bir armağan olarak Fenerbahçe'ye karşı galibiyet yaşayabilecek bir ortam var. Bunu bir maç üzerinde bunu söyleyebilirim. Benim düşünceme söyleyip hocama atacağım pası. Benim düşünceme göre Fenerbahçe bu maçta favoridir. 55 bin taraftarıyla özür maçına çıkabilecek bir takım. Dzeko'su, Tadic'i bu maça diğer oyuncuları çok iyi hazırlayabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple ki Beşiktaş'ın Ankara Gücü maçını izleyerek de bunu söylüyorum. Fenerbahçe'yi favori görüyorum ancak derbi dediğimiz gibi ne olacağı belli olmaz. Benim şu anki maçla alakalı söyleyeceğim bunlardır. Hocama atacağım. 3 ihtimalli bir maç. Bunun dışında yani iki takım da yani son maçlarına baktığımız zaman iki takımın karşı karşıya geldiği iki bol gollü maçlar izledik. 4-2 izledik. Bundan önce 3-1 oldu Vodafone Arena'dan. Pardon, Tüpraş Stadyumu'da diyeyim. Şu an öyle. Yani Beşiktaş yener mi? Vallahi ben Beşiktaşlı olduğum için ben yenebilir de diyorum. Yani bir o motivasyonla çıkabilir. Şu an bir Abubakar gerçeği var Beşiktaş'ta. Hı-hı. Ekim'den beri gol atmıyor. Bu Twitter'da da mizaha döndü. Belki Fenerbahçeli gol orucunu bozar. Hı-hı. Bilemeyiz. Bir Muçi var, uzaktan avlayabilir Livakovic'i. Yani Livakovic zaten uzaktan gol yemeye meyilli bir oyuncu. Şimdi hocam maçımızı değerlendirdik. Derbide olacak şeyleri. 3 seçeneği sen de anlattın. Bu maçla alakalı benim ana tahmin olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağını yine yukarı büyük yaptıysam ve 1.5 üst diyorum. 1.40 oranı var. Şöyle göstereyim. Maç sonucu 1.5 üst 1.40 oranı var. Fenerbahçe'nin bu maçta özür dileyeceğini ve kazanacağını düşündüğüm için bu tahmini yaptım. Hocamın tahminine, ana tahminine geçiyoruz. Benim de bu maç için ana tahminim karşılıklı gol var. 1.54 oranı var. Hocam burada kalbinle beynin çelişiyor mu? Hayır. Çelişmiyor. Ben Beşiktaş en az bir gol atar diyorum ya. Peki. Yani hatta gelecek gol de genç yıldızımız Semih Kılıçsoy'dan gelir. İnşallah, umarım. Diyorsun. Aynen. Benim kafamdaki maç şu şekilde. Maç başlar. Dakika 20-20, dakika 20-30 arası Fenerbahçe bir gol bulur. Sonrasında maç orta sahaya sıkışır. İlk devre 1-0 biter. İkinci yarı ilk dakikalarda Fenerbahçe 2-0 yapar. 2-1 ile Beşiktaş karşılık verir. Dakika 89-90 gibi Fenerbahçe 3-1 yaparak maçı bitirir düşüncesindeyim. Banko 34 tahminlerimi ben bitirdim. İnşallah önceki haftadan daha iyi bir şekilde sizlere de kazandırırız. İsabetli oranlarda, isabetli maç tahminlerini yapmışızdır. Pası hocama atıyorum. Hocam ben ekstra olarak bir tahminim daha var. Bu maç yani derbi. Hı hı. Derbilerde genelde yani gol bekliyor insanlar ama ben bu maç ekstra bir penaltı olacağının düşüncesindeyim. Peki. Penaltı olur. 2.32'de oranı var. Beşiktaş mı atar? Hı hı. Fenerbahçe mi atar? Onu bilemem. Hatta bu maçta belki kırmızı kart çıkar çünkü Fenerbahçe'de sinirler gergin. Evet. Bir kırmızı kart. Hı hı. Belli olmaz yani. Ama ben penaltı olacağı düşüncesindeyim. Hocamla bütün maçları değerlendirdik. İstediklerinizi seçip kombinini yapabilirsiniz. Kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Yorumlarda kendi tahminlerinizi yazabilirsiniz. Bütün maçları kendi tahminleri yazan takipçilerimiz de var. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Lütfen like. Ücretsizdir, bedavadır. Like ve abonelik kesinlikle ücret kesimi olmamaktadır. Şu an tıklayıp hemen küçük bir ekran yapıp, şu an biraz boş yapıyorum. O boş yaparken hemen ekranı küçülttüm. Abone olup like atarsak çok güzel, çok memnun olurum. Oluruz hatta diyorum ve videoyu kapatıyorum hocam. Tamamdır. Bir derbi izleyeceğiz. Bakacağız nasıl bir maç olacak. Ve Galatasaray Adana Demir maçı, şampiyonluk yarışı, Avrupa, küme düşme. Güzel bir hafta olacak diye düşünüyorum. Objektif'te yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.